Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. CSS Forms konusunu işleyeceğiz. Font yazı ile alakalı bir kısım, böyle detaylarıyla incelemeye çalışacağız. Şimdi burada generic family'lerden bahsetmiş, font family'lerden. Generic family demek şu arkadaşlar, bütün bilgisayarların, bütün browser'ların sahip olduğu yazı tipleri demek. Bunun ne anlama geldiğini, ne faydaya sağladığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar font family'yi kullanırken zaten font family propertisini kullanıyoruz. Yani font hani nasıl color red yazıyorsak font family'yi kullanıyoruz. Şimdi bir yazı bir paragraf birden farklı font family'den faydalanabilir. Ya bunları da birbirinden virgülle ayıracağız. Bunların örnekleri de var. Şimdi devam ediyoruz, bakıyoruz. Yazılar var. Burada gördüğünüz gibi işte Times News Roman bilirsiniz. Times Sheriff, Arial, Helvetica Sans Serif, Lucida Console, Courier, Monospace var. Şimdi baktığınız üzere Times News Roman iki double quote yani çift tırnak içinde yazılmış. Sebebi birden fazla kelime öbeğinden oluşması. Diğerleri tek kelimelik olduğu için Arial, Helvetica mesela tırnak içinde yazılmaya gerek olmamış. Bak Lucida ve Console yine aynı şekilde tırnak içinde yazılmışlar. Gördüğünüz gibi yazı tipleri aynı yazı olsa bile farklı şekilde gösterimini sağlıyor. Hepiniz de biliyorsunuz zaten. Impact konusu o kadar önemli değil. Geçiyorum. Font style 3 tane var. Normal, italic, oblique diye. Bunların ne anlama geldiğini şöyle göstereyim. Yani çok önemli değil. Aklınızda bulunsun. Devam ediyorum. Font Paint'te en fazla kullanılan özelliklerinden biri aslında gördüğünüz üzere normal, lighter, bold 900 var. En çok sık kullanımı bold ya da normal yazıp ya da şuradan 100'den 900'e kadar olan rakamları yazmak. Mesela en alttaki paragrafın 100 olunca ne olduğuna bakalım. Evet, baktığınız gibi düz bir paragraf duruyor. Arkadaşlar 600'den sonra kalınlaşmaya başlıyor. 600 yazdığın zaman bakın kalınlaştı. 500 yazınca öyle olmayacak. 500 yazınca öyle olmuyor. En çok kullanımı bunu düşünebilirsiniz. Font Paint kullanılıyor. Font Variant. Arkadaşlar Font Variant burada anlaşılacağı özel aslında. Büyük harfler büyük ama küçük harfler büyük gibi yazılıyor ama daha soluk. Fark ederseniz Font Variant bu. Çok kullanıldığını da görmedim. Devam ediyoruz. Font Size. Font Size önemli. Biz yazdığımız yazının paragrafların fontunu ayarlayabiliyoruz. Ama dikkatinizi çekerim. Zaten bazı şeyler kendiliğinden fontlu. Yani demek istediğim H1 ve H6 bizim başlıklarımız var. Bunlar zaten otomatik olarak kendi büyüklüklerine göre sıralanıyorlar. Yani bir paragraf ya öyle yazdığınızı düşünün. Bu paragrafın font size'ı sizin H1 kadar olmasın. Yani ölçülüler orantılı olsun. Burada bahsettiği olay bu. Sadece piksel ile ifade edilmiyor. Burada piksel ile ifade ediliş yöntemi var. Font size property'si var. Font size 4, 40 piksel diyor. 30 piksel ve 14 piksel fark görüyorsunuz. Aslında H1 ve H2 isterse gel onların kendiliğinden fontlu olduğunu göreceksiniz zaten. Devam ediyorum. M var. M de şu arkadaşlar. Herhangi bir browser'ın default metin büyüklüğüdür. Yani siz hiçbir şey belirtmeseniz zaten onun default metin büyüklüğü 16 piksel olur. M de bir ölçü anlamına geliyor. Yani 40 pikseli düşündüğü zaman 1 m 16 piksel olunca 2,5 m oluyor. Yani 2,5 çarpı 16 piksel diye düşünebilirsiniz. Eğer font size'ı 2,5 m yazarsanız o aslında 40 piksele denk geliyor. Burada aklınızda bulunsun. Veya 1,80, 1,875 bunu da 30 piksele denk geliyormuş. Bu kullanışı da oldukça yaygın. Kıyas, oran, orantı şeklinde yazabilirsiniz. Zaten yaptığınız kodun karşılığında ne olduğunu görün. Ona göre ölçüleri tekrar düşünün. Yüzde ve m kullanımı var. Aslında yüzde çok kullanılan bir yöntem değil. Responsive görüntü var. Arkadaşlar aklınıza bu çok kullanılır diye gelebilir. Aslında çok kullanılmıyor. Sayfaya göre yazının boyutu değişiyor. Aslında bu çok kullanılmıyor. Devam ediyoruz. Shorthand var yani kısaltılmış gösterisi ayrı ayrı style, variant, weight, size, family yazmıyoruz da şöyle uzun uzun yazıyoruz ama çok da kullanılan bir şey değil arkadaşlar. Hani tavsiye etmem.
özellikleri ayrı ayrı yazıp farkını görmekte fayda var. Şimdi aslında bu çok sonuk kaldı. Bir örnekle çözeceğiz ve bundan sonrasının heyecanlı olacağına inanıyorum. Şimdi ben Visual Studio Code'u açıyorum arkadaşlar. Bir tane HTML dosyam var. İçerisinde başlığım var. Font Family diye P etiket olarak da form dersini işleyeceğiz var. Buna bir style oluşturuyorum. Style olarak da işte H1 etiketi için diyelim ki color red diyorum ve P etiketi için de köşeli parantez açmayı unutmayın. Ne diyelim? Background color verelim. Background color tomato olsun. Normal yazıda beyaz olsun ki görelim. İyice white diyelim. Şimdi bu CSS dosyasında şeyi tanıtıyorum. HTML dosyama tanıtıyorum. Href kısmına style yazdığımız zaman geliyor. Kaydediyorum. Canlı server'da aç diyorum. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey uygulanmış. Renk kırmızı, arka planı tomato rengi ve yazı rengi bu. Ve ben bu yazı tiplerini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Google Fonts diye bir sayfa var. Burada kullanmak istediğiniz yazı tipleri var. En çok kullanılanlar ve trendik var. Mesela burada most popular en çok uygulananı seçebiliyorsunuz. Burada işte roboto şu bu bir sürü yazı tipleri var. Gördüğünüz gibi mesela bir tanesini güzel duran aslında çok da benziyor gibi birbirlerine ama böyle fark yaratanları bulalım. Mesela şu dikkatimi çekti. Josephine Sans. Tıklıyorum arkadaşlar. Ondan sonra Josephine Sans'a geliyorum. Gördüğünüz gibi hangisini seçmek istiyorsun diye sana soruyor. Mesela şu kısmı seçiyorum. Select this style diyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi regular 400 diyor. Ekleyebiliyorsunuz buna. Mesela bir de şunu ekleyeyim. Mesela. Sonra ben bunu sayfama nasıl tanıtacağım? Embed özelliği var burada gördüğünüz gibi. Şimdi iki şekilde. Bir linki var. Bu linki alacağım ben. Linki alacağım. Ve yine tabi her zamanki gibi linkleri yazdığım yere götüreceğim. HTML sayfasında bunu tanıttım. Ondan sonra yeterli mi? Yeterli değil. Sayfaya tekrar geliyorum. Bir de CSS kısmı var. CSS kısmını alıyorum. Font family özelliğini ve etkilenmesini istediğiniz etikete geliyorsunuz. Hem bu etkilensin hem de bizim paragrafımız etkilensin diye yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tırnak içerisinde Josephine Sans diye bir de arkasında şans serif var. Bunun anlamı şöyle bahsedeceğim demiştim. Şimdi mesela Josephine Sans benim browser'ım çok eski. Yıllardır bir bilgisayar kullanıyorum ve Josephine Sans daha benim bilgisayarımda hazır değil. O zaman bütün bilgisayarda olan sans serife geç diyor. Bunu bulamazsam bu yazı tipinde göster diyor arkadaşlar. Eğer kaydedersem dokümanta geliyoruz. Gördüğünüz gibi yazı tipi değişti. Bir yazı tipini nasıl ilave ettiğimizi gördünüz. Google Fonts'a girdim. Tıkladım. Embed dedim. Linkini HTML dosyasına CSS kurallarında CSS dosyama etkiledim. Font önemli. Yazının göründüğünüz gibi zaten çok güzel durmaya başladı. Eskisi gibi değil. Çok kullanacağınız bir özellik. Umarım faydalı olmuştur ders. Bir sonraki derste görüşmek üzere.